Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Audi'ye bunu takacağız. Bu ne? Visiken. Visiken ne demek oluyor? Vizi değil de VC cam. Visiken. Yani burada AFR bilgilerinizi görüyorsunuz. AFR ne demek? Air Fuel Ratio. Yani yakıt hava karışımı bilgilerinizi, boost bilgilerini, misfire varsa onları birçok bilgiyi gösteren bir bilgi ekranı oluyor. Her araba için farklı. Audi TTS için tasarlanan bu. Air Vent'e konuluyor. Birazdan koyacağız, bakacağız. Değerlerine bakacağız, bilgilerine bakacağız. Ama bu sadece Audi TTS için değil. BMW için de var, Golf için de var. Bir sürü başka araba için de var. O arabaların bütün listesi videonun açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca bunun linki de videonun açıklama kısmında. Japonik koduyla da biraz indirim alıyorsunuz sipariş ederken. Şimdi arkadaşlar bunu takacağız ama Audi orada GT3'nin yanında. Orada bir boşluk yok. Şurada Volvo şarj oluyor. Onu geri ittiremem ama şuradan bakalım. Kurtarıyor mu? Kurtarır. Böyle çapraz gene şuraya gelelim. Kapımız şu boşluğa rahatça açılsın. Ondan sonra işlemimize başlayalım. Hadi bakalım. Audi'ciğim ne zamandır çalıştırmadık seni de. Neuzubillah. Bak bunu tam böyle sıfıra sıfır bırak etmiş. Ayna anca. Ayna ve kapı dengesi. Arkadaki kapı açılmıyor. Evet. Şimdi size geniş açıda bayağı yer var gibi görünüyor değil mi? Şuradan bakacak olursak orada bir 3-4 santim var. Ama bu tarafta yerimiz var. Burası da dönme payımız. Arabamızı istop edebiliriz artık. Birazcık o şeyini geçsin diye bekledim de. Az çalışıp dursun yani. Evet arkadaşlar camı açtım bayağı bir uzaktan. Zoom lensle. Bayağı ayarlama yaptım ya bak. Düzgün görürsün diye. Zoom lensle yanaştık. Hangi vente takalım? Bize yakın olana takalım. Şoföre yakın olana. Şu venti şuradan bakalım. Çıkarabileceğiz mi düzgünce? Evet, acele etmeden yaparsak. Şöyle gezelim. İyi ki acele etmeden yapıyoruz da. Kırmayız inşallah bir yeri. Bir yarım santim kadar çıkarttık. Parmaklarım tam girse düzgünce çekebileceğim ama az daha. Lastikle devam. Şöyle. Bu olmadı. Geliyor ama çok yavaş. Bir şeyi vardır onun. Bir eşiği vardır. Bir şeyi onu geçsek. Hissediyorum. Yaklaştık. Şu telefon tutacağını çıkartmam lazım. Hızlıca. Evet, şu kadar yeter ona. Çünkü bana azıcık aşı lazım. Hepsini çıkartmaya da gerek yok. Geliyor muyuz? Geliyoruz. Geldik. Evet, air vent dediğimiz bu. Gördüğünüz gibi burada bir plastik mekanizma var. Bu kadar. Çık çık, aç kapa. İşlemleri. Evet, bunu da atmıyoruz tabii ki arkadaşlar. Şimdi şunu OBD'ye bağlayacağız. Şundan aşağı bir salalım. Bir ışığımızı da bir getirelim mi? Kör gibiyim şu an. Işık aldık, kullanmıyoruz. Hemen kullanalım. Şuradan bir salalım bakayım. Aşağıya buradan geliyor mu ki? Bir dakika. O vida adaptörünü çıkartalım şuradan. Bu şekilde salalım. Şurada iki tane pinimiz var. Parmağım. Bir yerde var mı şeyimiz? Metal yok. Şöyle olsa. Huh, aynadan gözüme geliyor. Kör oldum. Işığımın olsa ne olacak? Hiçbir yere koyamadıktan sonra demiş. Ünlü düşünürün biri. Şu bu ucundaki ışığı yaksak. Şu ne illet bir şeymiş ya. Araba içinde hiç kullanamadık. Şöyle bir aşağı ben bir salayım bakalım. Aşağıdan ulaşılabileceğim bir yere gidiyor mu ucu? Gidiyor bir yerlere ama ulaşabileceğim bir yere mi? Önemli olan o. Şöyle dursun şimdilik. Şu paneli sökeceğiz galiba değil mi? Bu panel sökülmesi lazım gibi duruyor bu tek parça mı? Nereye kadar gidiyor Allah senin yapmasın.
Bir bakayım parmak ucumla alabilirsem kabloyu aşağıdan. Gerek yok. Tabii ki alamayız. Bir. Bir vida şurada var. Başka? Bir vida orada var. Başka var mı? Onluk var görüyorum. Şeyi görebiliyor muyuz kabloyu? Gerisi geçirmem mi bunu ya? Şurada bir vida görüyorum. İki tane var ama. Hemen alırız herhalde onları. Şimdi onluk alıp gelirim. Şimdi aşağıdan bir onluk söküyorum arkadaşlar. Kamerayla beni uğraştırmayın. Bir tane onluk sökeceğim işte. Onluk değil daha küçük. Tabii canım insan dargıl olduktan sonra gidip gelmez. Yanına getir malzemelerini. Şimdi bir dakika az. Ses Volvo'dan geliyor bu arada. Şarj oluyor ya arkadaş. Şimdi birazcık geniş açı yapalım da. En azından nerede ne yaptığımızı kaba taslak anlamış oluruz. Evet onluk değilmiş 9'luk galiba. Bir de deneyelim. 8'lik de olmasın ya. Ulan 8'lik şey mi olur? Bolt mu olur? Sekizlik kimleri ne yaptılar? 8'lik kayıp. 7'lik var elimizde. Ondan da bir çocuk olmalı. Gidelim 8'liği bulalım. Bu kayıp olan dediğim şey benim eski dandik takımın bir parçası. O 8'lik kayıp. Yeni takımda var tabii ki zaten. Onda kayıp olamaz. Şimdilik. Onluk boltumuzu aldık. Belki şöyle hepsini sökmeye gerek yok. Birazcık ayırdık mı bize yetecektir belki. Işığımızı değiştirelim. Saldığımız kablo görünüyor mu? Kablocuğum neredesin? Ucu kanca olan aletlerinden getirip oradan hemen çekelim bakalım onu. Şu arkadaşlar şu küçük aletler, şu küçük görebiliyor musunuz orada? Kancalı şeyler o arkadaş bir işe yarıyor. Bir işe yarıyor var ya. Benim buraya mesela parmağımın girmesin. İmkanı yok. Bırak parmağı hiçbir şey girmez buraya. Ama bu arkadaşla hop çekebiliyoruz. Kablolamaları o kadar düzgün yapmışlar ki burada birbirine benzeyen o kadar çok kablo var şu an. Yani az önce soktuğum kabloyla aynı diğer kablolarda. O yüzden öyle hemen hangisi olduğunu bulamadım. 3 tane benzeyen kablo var. İyi sanmışlar. Paneli komple çıkartmak istemedim. Tembel iş yapayım dedim ama. Ben. Şöyle bir daha ışığı değiştirelim. Şöyle. Elimize şunu atalım. Doğru kablayı. Niye öttü bu? Evet, doğru kablomuz şu. Sadece ucu oraya sıkışmış. Kolum farlara çatıyormuş. Farlar açık kaldı diye ötüyor. Biraz daha düzgün şekilde salarsak sanki aşağıdan yakalaması kolay olacak gibi. Biraz daha bakarak yapalım şuradan. Bir dakika. Azıcık ötüyor şöyle. Evet. Ucu şu an parmaklarımın orada. Evet. Aldım. Abi benim şu küçük çengeli olmasa hiçbir şey yapamayacağız burada. İşte direksiyon boşluğuna doğru aldım. Evet. Onu oraya aldım. Bunu şöyle yerine yerleştireceğiz ama öncesinde onu oraya tutturacak olan belli ki mekanizma şurada. Şu mekanizmayı da almamız gerekiyor şu kapağı. Şuradan şöyle nasıl ayrılıyormuş bakalım. Şu kelleyi almamız lazım buradan. Plastik mekanizmayı bozmadan. Sadece çekince mi geliyor? Pinler var mı? Kaldırıp çeke çeke. Niye parmağımızı acıtmaya çalışıyoruz? Bayılıyoruz. Bu arkadaş kolay kolay ayrılacağı benzemiyor. Şöyle yani bayağı uğraştıracak gibi. Çünkü çok fazla dişli var buralarda. Hepsini aynı anda nasıl açıp da çıkartacağım bilmiyorum. Ya da daha kolay bir
Yolu var mı onu da bilmiyorum. Deniyorum. Kırmadan yapmak önemli. Yoksa çekiçinden çat çat vurup açılabilir. Şu tam şey yapma noktalarını bulmaya çalışıyorum böyle. Tam kavrama noktalarını nelerden diye. İşin bu kısmı biraz gıcık. Yani bunu bu kadar böyle yapacak ne var acaba? Bu ovada şarj olurken kafa açıyormuş. Şöyle deneyelim bakalım bir daha. Şu griyi çıkartalım. Şu griyi şöyle bir tur döndürsek. Bir kişi arkadan tutsa şimdi çoktan çıkacak da. Evet, orayı ayırdık. Kırmadan inşallah. Muazzam bir iş gördük. Aferin bize. Bunu çıkarttık şimdi. Herhalde. Bu da gördüğünüz rahatça çıktı. Çünkü az önce yanlış yapıyorduk. Öbür türlü yapıyorduk. Önce gri çıkması lazım. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım olayımıza. Bunu takıyor muyuz yerine şimdi gerisi geri? Herhalde takacağız yoksa diğer türlü nasıl olur? Değil mi? Bunun oturacak yeri falan var mı? Şurada mı oturuyor? Yoksa bunluk bir işimiz yok. Direkt bunu mu oturtuyoruz? Bilmiyorum ki. Direkt bunu oturtuyormuşuz. Çünkü bu direkt oturuyor. Bakalım şöyle. Bir boşluk yok değil mi? Bakalım şöyle. Evet. Her tarafı eşit. Biz yine de şimdi oturtmayalım. Şöyle dursun az. Şöyle dursun. Önce bir bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Alttan kontak yapacağız. Bundan sonra şaka şaka öyle bir şey yok. Şimdi inanılanlar çıkar. Işığımız nerede? Bunu buraya koysak. Bunu şuraya koysak. Şuradan OBD'ye inebilir miyiz? OBD'ye şuradan inebiliriz. O zaman bunu burada sarkıtmak yerine şimdi içeri sallayalım. Salla salla salla. Bir öteye daha. Şöyle clean olsun, temiz olsun. Buralar. Bir dakika, kablosun açısı bu taraftan bakıyor. O yüzden şu kick plate'in en sonundan indirsek daha mantıklı olacak. Çünkü bu şekilde kablo çapraz kaldı. Çıkar çıkar çıkar. Kick plate'i şöyle biraz daha indirebiliyoruz mu aşağıya? Evet. Evet. Birazdan bu alt taraftaki montajı da göstereceğim size ama önce bir çalıştıralım değil mi? Bakalım. Tam montajımızı bitirmeden. Allah! Koltuk diyorum niye bu kadar uzakta? Çünkü biz çektik uzak. Rahat çalışalım diye. Ayağım debriyaja yetişme. Oo hemen geldi. Hemen geldi. AFR 14.6'ymış. İdeali 14.7'dir. Ignition, AFR değerleri ıvır zıvır var burada. Vallahi siyah oldu, beyaz oldu. Ekran değişiyor. Renkli de ha. DTC'leri kontrol ediyor diyor. Şu şekilde de gösteriyor. Liste şeklinde. Oradan görünüyor mu ki? Bir dakika. Şöyle menüyü hızlıca dolanalım. Ben de bilmiyorum ki menüde ne var. Bazı bilmediğimiz kısaltmalar da var. Onları öğreniriz. Yaptığımız montajı da gösterelim burada aşağıda. Deminden beri ne yapıyoruz neydi? Kablo burada içeriden geliyor arkadaşlar. Şurada ışık tutalım. Kablosun içinden geliyor. Arka taraftan gidiyor. Bakın bu da OBD adaptörü. Gördüğünüz gibi kablo hiç görünmüyor. Orada sadece 1 santim var. O kadar da kusur. O kadar kusur kadı kızında da var demişler değil mi? Şimdi arkadaşlar. Kick plate'in vidalarını da takacağız birazdan. Evet şöyle ekranımıza bakacak olsak daha tam sabitlemedik ama şöyle gösteririz. Renkli olabiliyor buradan. Buradan sayfalar arası geçiş. Bakalım. Bu renk daha rahat. Böyle ignition durumu.
AFR durumu, buz durumu. Hemen boostumuz yakas. Tutturut. Boostumuz hemen içeriye gördüğünüz gibi. Evet. Bu özellikle tuning yapılan arabalarda kaç boost ıvır zıvır böyle bir tek ekranda her şeyi görebiliyorsunuz. O güzel. Burada görüyorsunuz. AFR karışımı, RPM. Şu an mesela idle'da duruyorken RPM'imiz neymiş? 760 RPM'deymiş. Ama burada böyle görünüyor mesela. Bu şekilde. Burada dijital olarak tam okunma alıyorsunuz. 760. Evet, 3000 devreye kadar bir çıktık. Daha iyi tune yapılması için mesela buradaki bilgiler değerli olabilir. Şunu tam yere paralel olacak şekilde yerine oturtabilirsek. Evet. Oturttuk şu anda. Orijinal hali bu. Allah güzel oldu bir. Bir hoşuma gitmedi değil yani. Çiçek oldu. Beyaz sevmiyorsanız böyle siyah. Of. Şu an içeriğiyle tam uyumlu oldu. Burada kaç buz bastığınızı vesairesini rahat rahat görebilirsiniz. Şurada throttle yüzdesi herhalde. THR yazan gazdır. Gaza basma inputunuz. %3 şu an. Arkadaşlar beğendiniz mi bilmiyorum. Siz beğenseniz de oldu, beğenmeseniz de oldu. Ben beğendim valla. Şimdi bundan golfleri olanlar, pololları olanlar, turbo motorları olanlar, dizel, benzinli fark etmiyor sanırım. Turbo motor. Neyse web sitesini aşağıya bırakıyorum. Siz oradan bakarsınız da beğendiğiniz bir şey olursa sipariş edersiniz artık. Japonik koduyla da bir tık birazcık indirim alabilirsiniz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi bu dedim ya TTS için Airvent'ten yapılıyor. Bazı arabalarda direkt dash'e koyabiliyorsunuz. Bazı arabalarda hem Airvent hem dash opsiyonu falan da var. Kendi arabanız için bakarsınız nasıl bir opsiyon var diye. Hepsi bu şekilde olmak zorunda değil. En küçük ekranlılardan biri TTS'teki. Mesela Golf'lerinki biraz daha büyük. Şöyle yanlamasına diye biliyorum. Bakarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Tam kapattım aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir tane delik var. Burası yanında bir kablosu daha geliyor. O kablo şu an kutusunda çıkartmadım ama şöyle göstereyim. Şuradaki delikten içeriye kabloyu bağlıyorsunuz. Mesela. Tamam onu da yanlar aşağı sallandırabilirsiniz şöyle. USB kablosu. İlerideki firmware update'ler için yani yazılımsal update'ler için kablonuz hazır olmuş olur. Tamam. Bilginiz olsun. Yani bunun firmware'ini update edebilirsiniz daha sonradan güncel versiyonu vesairesi çıkarsa. Çiçek. Şöyle bir de loading süresine bakalım mı ne kadar sürede load yapıyor. Arabayla aynı sürede yani ibreler geri geliyor o da açılıyor. Şöyle bir de jelatinimizi açalım. Evet, çiçek. Hadi hayırlı olsun bakalım.